Efendim Afşin'e bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde çekimlerimiz devam ediyor. Öz Yüksek Bakliyat'tayız şu anda ve burada malumunuz Öz Yüksek adıyla Afşin tarhanamız yani ülkemizin birçok yerine ulaşıyor. Ama üretimler bu noktada oluyor. Üretimler de başladı. Biz bunu konuşmak üzere Kabaağaç Mahallesi'nde bulunan tarhana tesisindeyiz ve iş adamımız Mehmet Özdemir'le beraberiz. Abi, merhaba. Hoş geldiniz. Halil Bey, nasılsınız? Sağolun, nasılsınız? Allah razı olsun. Bizi çok memnun ettiniz. Baş tacı efendim. Şöyle. Bu yıl inşallah Allah nasip ederse 13. 11. Yılımızı doldurduk. Süper abi. 11. sezonumuza başladık. Cenab-ı Allah nasip ederse hava şartları uygun, iklim şartları uygun olduğu sürece üretimimize 10. ayın sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. Çok güzel. Ama değerli izleyiciler şöyle, Afşin tarhanası cidden çok kaliteli bir tarhana. Yani hem aromasıyla, hem ondan sonra ekşisiyle, katıyla, hem yapımıyla, işte ne bileyim özveriyle çalışmalar var burada. Çok kaliteli bir tarhana. Ancak hava şartları her zaman müsait olmayabiliyor. Evet. Yani bizim Kahramanmaraş'ın kuzeyinde olduğumuz için bizim iklimimiz orayla yaklaşık 10 derece aralıyor. Tabii yani. 10 derecelik bir ısı da bizim bura 15 olduğu zaman o da 25 oluyor, üretim yapılıyor. Evet. Bizi 25 oldu mu 35 oluyor, daha iyi üretim yapılıyor. Bizi en yüksek 35'e çıkıyor, 45'e çıkıyor. Yani. Bir de bizim burası kuru hava, orası nemli hava. Ondan dolayı da tarhananın kurumasında çok farklılık arz ediyor. Ama tabii, biz buna rağmen bizim aromamız, lezzetimiz, bölgemizdeki yoğurdumuz. Evet. Tabii bazı avantajlarımız, bazı dezavantajlarımız oluyor ama avantajımız da bizim bölgemizin yoğurt kalitesi çok iyi. Evet. Ondan dolayı lezzetimiz, yani nasıl söyleyeyim, bütün rakiplerimizi yapıyor, değerlendiriyor, marketlerde bakıyor. İnanın bizim lezzetimiz bir başka. Hem havamızın, hem yoğurdumuzun, hem de bizim özverili işçiliğimizin hiçbir şey katmadan doğal bir yoğurt, şimdi, dövme, kekik. Değerli izleyiciler, burası şimdi yol kenarı olduğu için Hüseyin Bey nereye gidiyoruz efendim, getirelim tarhanaları. Bakın şimdi özellikle yol kenarı olduğu için Kabaağaç Mahallesi'nde buradan sürekli olarak tarhana, ama tarhana feride adamlar. Evet. Biz de bugün ilk gün olması dolayısıyla geldik, bu feriğin tadına bakacağız. Efendim tarhanamızı emeğiniz var. İkram ediyoruz biz lütfen. Buyurun. Tarhanamızın tadına bakın. Ben her zaman yayınlarımızda söylüyorum değerli izleyiciler, bizim tarhanamızın ekşisi ve aroması cidden çok farklı ve bu hava, olumsuz hava şartlarına rağmen Mehmet abim özellikle de Öz Yüksek adıyla bu tarhananın dışarıya satılması için, dışarıdaki hemşerilerimizin bu tarhananın tadından mahrum kalmaması için gecesini gündüzüne veriyor ve bu tarhanayı üretiyor, imal ediyor. Tabii burada emeğe geçen gerçekten bu bölgedeki ablalarımız var. Tabii. Özellikle yoğurtlarımız, evet, bölgemizin insanından yoğurtlarımızı alıyor. Hiçbir katmadan, evet, üreticimiz bize buraya kadar getiriyorlar. Biz burada ayağımızda alıyor. Evet. Ve gerçekten de çok memnunuz. Yani gelen yoğurtlardan olsun. Evet. Ondan sonra yapmış oldukları daralırsak eğer biz süt de alıyor, kendi yoğurdumuzu yapıyor. Aynen. Ama genellikle tercihimiz vatandaşımızın getirmesi. Şu anda bir problemimiz yok şükür. Çok güzel. Talebimizden fazlası geliyor. Çok güzel. Şimdi Hüseyin Bey'i yayına alacağım ben. Hüseyin Bey, bu aldığınız tarhanalarla beraber gelir misiniz efendim? Şimdi tabii yine söylüyorum, yol kenarı olduğu için sürekli olarak tarhana hem kuru olarak hem de firik şekilde burada satılıyor. Bakın Hüseyin Bey gelmiş bugün. Buradan hemen paketlemişler. Abi Öz Yüksek marka poşetimizle beraber ve tarhanamız gidecek. Afiyetle yenecek. Hüseyin Sayın Bey, Gönül de başkanına da tarhanamızı ikram ediyor. Evet, ikram etmiş olalım abi. Neler söyleyeceksiniz abi? Evet Halil Bey. Gerçekten ben kendimi boşuyorum. Benim bir oğlum var. Tarhana dedisi. küçükken annesi doktora bu çocuk yemiyor diye şikayet etti. Doktor da çocuğa baktı, çocukta gelip öyle bir sıkıntı yok. Nasıl yemiyordu? Ne yiyor dedi. Bir tek tarhana yiyordu. Kızım dedi, hiçbir şey yemesin, yalnızca tarhana yesin dedi. İddia etmiyorum, bu tarhana da herhalde bu işin kompedanı gibi. Burayı da biliyor. Özellikle de ilk oğlum böyle dedim. Aldım,
İlk ürünü götürüyorum. Afiyetle yiyecek inşallah. Aynen. Afiyet peki. olsun. Tavsiye ederim. Hele de bu sene eşkiliği meşkiliği anlatılmaz. Aynen. Anladım. Mehmet Bey'in özellikle de bu noktadaki gayretinden dolayı söyleyecekleriniz var mı efendim? Yani Mehmet Bey bu hafşinde bir numara. Zaten başka kimse yok. Zaten onun için gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnanıyorum ki Afşin'in güneşi Maraş gibi olsa 365 günün 200 günü geliyorlara geliyorlar misali 200 gün güneş mağaramızda evet. da olsa evet. Ama öyle bir Afşin'imiz var ki mübarek güneş müsaade etmiyor. Evet. Onun için buna rağmen bu işe girip bu riske girdiği için takdire şayan iş yapıyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnan ki biz şu anda imkansızı zorlar bir durumdayız. Aynen. Yani müşterimiz, bölgemizin insanları geliyorlar. Tarhan abi yok mu dediklerinde biz yani ne yapacağımızı bilemez bir haldeyiz. Bu işte hava şartını görüyorsunuz şu an. Aynen. Aynen. Yani toplayan mı toplamayan mı? Yani ne yapacağımızı şey yapıyor, şaşırıyor. Yani bu var abi. Tabii bu var abi. İşte şey yapacağız. Hemen şunların üstüne şey yapacağız. Bunu toplayacağız. Üstünü bastıracağız. Evet. Yağmur başladığı anda. Şimdi büyük bir alan değerli izleyiciler. Bu tesis Kabahaç Mahallesi'nde dedik. Şimdi Öz Yüksek markası adı altında 13 yıldır üretim gerçekleştiriliyor ve yeni dönemin, bugün başlayan yeni sezonun üretim hedefi ise 40 ton. İnşallah biz burada kışa kadar tarhanamızı gelip afiyetle tüketebileceğiz, alabileceğiz. Efendim, yolu düşenleri mutlaka Öz Yüksek Bakliyat'a bekliyoruz. Ellerinize sağlık. Çok efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasın başkanım. Ayaklarınıza sağ olun.